Arkadaşlar merhaba. Bu sorunun çözümümüzde ise sizlere klavyemizdeki bazı tuşların çalıştığını, bazılarının çalışmadığını gördük bu cihazımızda. Peki buna ne sebep olabilir? Arkadaşlar bunun en büyük sebebi muhtemelen klavyenizin bozuk olması. Yani en büyük sebeplerden bir tanesi işte sıvı temasında, belli bir bölgesine sıvı temasında bu klavyenin bazı bölgelerindeki tuşların çalışmamasına sebep oluyor. Bu birincisi. İkincisi ise arkadaşlar bugünkü karşılaştığımız bir problemle bu klavyemizin işte belli tuşları çalışmıyor, bazı tuşları ise çalışıyordu. Bunun sebebi o bilgisayarımızdaki sebebi de şu arkadaşlar. Bakın bilgisayarımızdaki bu tuş eksikliğinin sebebi bu klavyemizin anakarta gelen şu data kablosu, şu görmüş olduğunuz bir data kablosu. Bunun soketinden çıkması bakın buradaki yakından bakacak olursak. Buradaki kilit yuvasının boşa çıkmasından dolayı bakınız data yuvasının tam oturmaması sebebiyle bu tuşlarımızın çalışmadığını fark ettik. Ha sizde de böyle bir durum varsa eğer sökebiliyorsanız öncelikle klavyenizin bu data kablosuna ulaşabiliyorsanız bu ulaşmaya çalıştığınız data kablosunu kontrol ediniz. Eğer ki bu şekilde bir yerinden çıkma olayı görüyorsanız bunu bilgisayar kapalı iken taktıktan sonra yerine tekrar bilgisayarınızı açıp deneyin. Eğer ki klavyenizdeki tuşlar düzelmişse sorun sebebi bu. Ama şayet düzelmediyse muhtemelen bilgisayarınıza dökülen bir sıvı o gün dökülmesi şart değil. Önceki dönemlerden de dökülmüş olabilir. Odur. Bu da küçük bir size çözüm yöntemi olabilir arkadaşlar. Hani belki kablo yerinden çıkmışsa tutup da özellikle bu içinden takılan klavyeler falan çok pahalıdır. Hemen bir klavye masrafına girmeden de bu sorununuzu çözebilirsiniz. Kolay gelsin.